Neden çok bulandı sana söylediğimde? Kahvaltıya gidiyoruz şimdi. Başka ne istiyorsun? Başka buradan bir şey istemiyorum. Ben yemeyeceğim sosis falan. Teşekkürler. Gel devam edelim. Bak burada meyveler var. Meyve kahvaltıdan sonra al. Yine burada peynir, zeytin. Müsliler var burada galiba sana. Ama kokarıyorlar. Bak ben bu domatesten biraz sonra alabilirim. Bir iki tane şimdi. Kahvaltıda tercihlerimi göstereyim. Omlet. Şöyle yeşillik. Ay az aklıma gelmedi ya bunun benim. Domates bol bol. Yeşil zeytin. Hep sevdikleri. Kaşar peyniri ve şöyle bir domates aldım. İşte bununla kahvaltımı yapacağım şimdi. Yediklerimi, içtiklerimi bu defa çok dikkat ediyorum. Bakın şöyle kahve aldım. Kahvenin yanına tatlı niyetine de şöyle orman meyveli bir yoğurt aldım. Yani kilo almadan buradan gideceğim. Bakın restoranlarda şöyle ok işaretleri var. 1,5 metre mesafe bırakmak için uyarılar var. Ve genellikle %90 insanlar bunu uyguluyor. Ayrıca restoranlarda açık büfe olduğu halde cam yapmışlar buraya ve artık istediklerinizi buradaki görevliler veriyor. Hemen bunu da bir belirteyim istedim. Kızımın yeni bikinlerini gördünüz mü ablaları? Bakın bunları tam böyle Almanya'dayken sipariş etmiştim bir katalogtan. Tam gitmemize bir gün kala geldi. O kadar çok endişe etmiştim ki gelmeyecek diye. Şimdi siftah yapacak benim minnoşum. Al giy bakalım hadi aşkım. Şimdi bir de bu plaj elbisesini giyecek kızım şifondan. Bakın bu şık konun. Bunları hep soruyorsunuz. O yüzden böyle video aralarında söyleyeyim. Size de bir cevap olur. Bu bizim en büyük ablamızdan kaldı. Yani kaç yıllık? Belki 23-24 yıllık bir elbise. Bunun içinde penye bir elbisesi vardı. Aslında bu şifon onun üstüne giyiliyordu. Ama o yıprandığı için Zara bunu plaj elbisesi olarak giyiyor. Valiz hazırlama videosu çekemedim. O yüzden şöyle kısaca bir göstereyim. Şimdi havuza götürmek istediklerimi. Bakın şöyle bir plaj çantam var. Belki 20 yıllık Shiseido'nun ürünlerini almıştım. O zaman hediye etmişlerdi. Hepsi kampanya ürünü. Bu da Clarins'in bir plaj çantası. Bu da yine belki 15-20 yıllık var. Çok uzun süre önce almıştım. Çok eskidiler, yıprandılar ama hala kullanıyoruz. Bu çok güzel oluyor. Bunu da yıllar önce aldım. 12-13 yıl önce. Avon'un bu da kampanya ürünüydü. İşte ürün aldığım için bu hediyeydi. Şöyle içinde göstereyim size. Mesela buzlu içecek falan koyduğunuz zaman soğutmuyor. Ama ben cep telefonumu kullanıyorum bunun içinde.
Şu güneş kremimi aldım. Bunu Almanya'dan almıştım. İsviçre markası bu ama çok az kalmış. Sanırım bunu burada çöpe atacağım. Bunu Almanya'dan, DM'den sanırım almıştım. Böyle bir güneş kremi var. 30 faktörlük. Bunu Zara için kullanacağım. Garnier'in bir bronzeri. Biliyorsunuz şunu almıştım en son Rossmann'dan. Bunu ben size tekrar bir anlatayım. Bakın şöyle açabilirsem tek elle çekince böyle şöyle. Ah pardon. Şurada dudakları korumak için de bir sticker var. Aynı zamanda 50 faktör yüzde kullanılıyor. Aynı zamanda soğuktan da koruyormuş bu. Bunu okumamıştım ben. Parfümümü sıkacağım. Biliyorsunuz bunu Fransa'dan almıştım. Bu da yine Estée Lauder'ın bir hediyesiydi. Şöyle yüzümü güneşten korumak için. Bu kadar. Ne yok? Anlamadım. En sevdiğin ne? En sevdiğim renk mi? Hepsi değişiyor. Yani dekorasyonda farklı renkleri seviyorum. Şimdi bu mu aklına geldi? Bakın şöyle en son bir marketten alışverişimde şu kasa arkası üründü. L'Oreal'in Triple Active. Dünden beri bunu kullanıyorum. En son alışverişimde kasa arkası ürünü olarak aldım. Çok güzel bir nemlendiriciymiş. Şimdi neme tabii ki daha fazla ihtiyaç var bu arada. Makyaj sürüm karşınıza. Şöyle bir süreyim. Az sonra da güneş kremimi tabii ki süreceğim. Şöyle 30 faktörlük muhtemelen. Ya da o 50 faktörlük aldığım krem vardı ya, onu sürerim yüzüme. Çünkü güneşten korumak lazım. Bu kadar. Zara, hazır mıyız? Evet. Gidiyor muyuz? Evet. Biz havuza gidiyoruz. Evet, çok güzel. Güneşten korusun seni aşkım. Sonra canın yanmasın. Çünkü uzun bir süre kalacağız burada. Anne güneş banyosu yapsın, bronzlaşsın. Çocuğa ancak böyle yemek yedirebiliyorum. Çıkmıyor buradan. Anlaşıldı, biz her gün 3 saat buradayız. Isır, ısır, ısır, ısır. Aferin, aferin. Biraz enerji topla. Kızım bu kadar mı acıktın? Saçıma şimdi biraz bakım yapacağım. Hiçbir işlem yapmayacağım. Biraz dinlensin. Duş aldım. Saçlarım böyle hafif nemli. Kızım getirmiş bunu yanında. Şöyle Pantene'in yağ terapisi. Çünkü fön çekmeyeceğim ya da saçımı ne bileyim maşa falan yapmayacağım için şöyle biraz alacağım. Böyle doğal bırakacağım. Biraz şöyle sürelim. Şunu bir çıkarayım. Biraz da şu tarafa süreceğim. Ve doğal bırakacağım. Ayrıca 7 gün boyunca buradayız biliyorsunuz. Ne oluyor be? Korktum. 7 gün boyunca buradayız. 7 gün boyunca makyaj hiç yapmayacağım bu arada. Böyle doğal doğal. Tadını çıkarayım.
Saçlarım tamam. Bakalım kuruyunca nasıl olacak. Yüzümü de nemlendireyim biraz. Sizinle de bunu paylaşayım dedim. Hep soruyorsunuz. Ay, kokusu çok güzelmiş. Uzun bir süre önce kullanmıştım. Ben benim saç bakım kremimi aldım diye düşündüm ama evde unutmuşum. Şimdi yüzüme de nemlendirici getireyim, süreyim. Şimdi makyaj yapmayacağım dedim ama acaba biraz şöyle şuraya highlighter yapsam diye de düşündüm. Ne dersiniz? Yapayım mı? Yapayım. Allık yapayım biraz. Benim kremim. Almak değil de böyle kontür. Kontür yapacağım. Mesela şuraya. Şöyle. Yeter. Bir de şuraya. Şöyle. Yayalım. Aynaya bakıyorum bir de bu arada kendim. Şöyle şuraları da birazcık yapayım. Highlighter yapmayacağım, vazgeçtim. Ama kendi rujumla biraz böyle dudağımın etrafına böyle çerçeve yapacağım. İçini doldurmayacağım. Bir aksilik olmazsa. Bir aksilik olursa bu ruju çok soruyorsunuz. Buraya da bunu getirdim. Golden Rose'un 16 numarası. Çok güzel bir ruj. Çok seviyorum. Kalıcı olduğu için de. Şimdi sadece böyle çevresine şey yapacağım. Çerçeve. Ay göreyim yarım ki. Yamuk mu yaptım? Her yer oldu. Makyaj bu kadar. Bitti. Göz kalemi, rimel, hiçbir şey yapmayacağım. Böyle. Şu küpemi de takayım. Siz alıştınız değil mi benim küpelerime? Böyle kuş tüylü tek küpeyi çok seviyorum. Bir dönem böyle halka küpeler takıyordum. Aa, baksanıza şunun güzelliğine. Şimdi Zara'ya giydireceğim. Çok mu yoruldun anneciğim? O bebeğim benim, Zara'nın elbisesini görüyor musunuz? Dediler ki Zara'ya da lütfen vloglarında daha fazla yer ver. Diyorlar ki seni görmek istiyormuş hayranların. Ha? Çok güzel olmuş elbisen. Tam böyle çocuk diskosuna uygun bir elbise olmuş. Baksanıza kızımın elbisesinin güzelliğine. Bunu annesi diktirmişti ona. Altına da şort giydik. Ondan sonra tütüsü var elbisesinin. Böyle minnoş minnoş. Gösterelim mi her gün senin güzel elbiselerini? Tamam. Böyleyiz. Aynadan bakayım çekim yapabilecek miyim? Ben pek beceremiyorum da böyle. İnsanlar nasıl yapıyor bunu ya? Yapamıyorum. Çok acemiyim. Yok, zor olmuyor. Biz hazırız. Ancak biraz sonra bir kapanış konuşması yaptıktan sonra çıkarız. Hazırlandık, giyindik. Ben böyle bordo bir elbisem vardı. Onu giydim. Yaklaşık 4-5 yıl önce bunu yurt dışından almıştım. Biraz kilo mu gösteriyor bilmiyorum ama iyi mi? Aa, teşekkür ederim. Çok alakasız ama altına böyle ayakkabı giydim, sarı. Çünkü diğer bir tane daha siyah ayakkabı getirmiştim. Onu yarın giymeye karar verdim. Onlar çok yüksek topuklu. Bunu yaklaşık 3 yıl önce Mango'dan almıştım. Hatırlarsınız bu modeli bence. Bunun bir de çantası vardı. Ama çantasını getirmedim çok fazla yük olmaması için. Böyle kızımla hazırlandık. Şimdi kamerayı elime alayım, bir kapanış konuşması yapayım. Ondan sonra çıkalım biz.
Dün biliyorsunuz oldukça actionlı bir gündü. Her ne kadar actionlı olsa da sonucu güzel bağladık ama 6-7 saat boyunca bu otele ulaşana kadar pert oldum. Yani o andaki paniğimi görseniz, aslında soğukkanlı olmaya çalıştım ama bu mevsimde, bu sezonda otel bulmak da gerçekten çok zor. Ki son saniyede. Her neyse, şansım yine her zaman gibi yaver gitti ve güzel bir otele yerleştik. Hepimiz gayet mutluyuz. Rita ve Peyta da bu durumdan çok memnun kaldılar. İyi ki dediler, orası olmamış. Çünkü o oteli çok fazla beğenmemiştik. Ayrıca ben dün konuşurken şey demişim. 2001 yılına rezervasyon yapmışım demişim. O yanlıştı. 2021 yılına rezervasyon yapmışım. Yani böyle işte, Filiz'in işleri bu ama sonuçta çözüme bağladım. Her neyse, bugünümü de sizinle paylaştım. Kahvaltıdan itibaren böyle kısa kısa videolar çekmeye çalıştım mümkün olduğunca. Şimdi artık hazırız. Akşam yemeğine ineceğiz. Onu bir başka vloguma dahil edeyim. Nasıl olsa uzun bir süre daha buradayız. Tekrar bir vlog daha hazırlamaya çalışacağım. Şimdi burada rutin olarak şöyle bir şey var. Akşamları belli bir saatte çocuk diskosu oluyor. Zara'yı dün oraya götürdüm. Çok eğlendi. Ama kamerayı götürmemiştim. Bugün yine çocuk diskosuna gideceğiz. Bu videoyu kapattıktan sonra izlemeye devam edin. Bu akşam da, daha doğrusu bu gece de çocuk diskosundan görüntüler ilave edeceğim bu videonun sonuna. Ama şimdilik kapatıyorum. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.